New York sokaklarından herkese tekrar selam. Bugün New York'un çok önemli, çok güzide noktalarından birindeyiz. Dünya Ticaret Merkezi. Burası çok önemli diyorum çünkü New York'un en önemli, en unutulmaz olayının yaşandığı bölge burası. Bildiğiniz gibi 11 Eylül 2001 tarihinde, bundan tam 22 sene önce uçaklı saldırılar gerçekleştirildi. Dünya Ticaret Merkezi'nin kompleksinde bulunan ikiz kulelere, Twin Towers'a. Önce kulelerden birinde bir uçak saplanıyor, intihar dalışı yapıyor, uçak infilak ediyor ve daha sonradan ikinci kuleye de bir tane başka bir uçak geliyor, saplanıyor ve korsanların kaçırmış olduğu bu uçaklarla terör saldırısı gerçekleşmiş oluyor. Sonuç itibariyle iki tane bina çöküyor. İki bina çökerken yanlarında ufak bir bina daha var, Dünya Ticaret Merkezi 3 numara diye geçen, o çöküyor. Ve sonuç itibariyle 3000 kişiye yakın, 2977 olması lazım tam rakamı, kayıp oluyor. Tabii sadece burada binalarda ölen değil bunlar. Binalarda mahsur kalan insanları tabii infilak ediyor, yangın çıkıyor. Binalar çökene kadar birkaç saat geçiyor. O süre zarfında bir sürü insanın kurtarılması için birçok itfaiye eri, polis eri veya başka birimlerdeki görevliler geliyorlar ve buralarda kurtarma çalışmalarına katıldıkları esnada binalar çöküyor üstlerine ve hepsi de hayatını kaybediyor. Dolayısıyla hem onlar hem uçakta ölenler hem de aynı zamanda Washington'da Pentagon'a saldırılarda ölenlerin toplamı 3000'e yakın kişi ölüyor burada. Bu saldırılarda yıkılan ikiz kuleler 1974 yılında buraya dikilmiş olan Dünya Ticaret Merkezi binalarıydı. Tabii bunlar iki de bina dedik, bir tane de yanında giden oldu. 3 tane bina burada çöktü. 3 tane gitti, yerine 7 tane yapılıyor. Bu 7 tane binanın birçoğu yapılmış durumda şu anda. Bir tanesi, en önemlisi zaten o şey başyapıt, Dünya Ticaret Merkezi 1 numara. One World Trade Center. One World Trade Center diye geçmesi niye 1 numara? Çünkü 7 tane yapıldığı için her birine birer numara veriliyor. Bu 1 numara. Bu bölgenin, Dünya Ticaret Merkezi'nin, bu kompleksin, 7 tane binalı olan yerin kendine ait posta kodu var. Yani normalde bir ilçeye verilmesi gereken, ilçe büyüklüğünde olan yerlere verilir ancak posta kodu. Ama sadece bu Dünya Ticaret Merkezi kompleksi için ayrı bir posta kodu var. Yani şu sokağın arkasındakiler farklı bir kod kullanırken, öbür sokağın arkasındaki farklı kod kullanırken, sadece bu bölgede, bu blokta kalanlar kendilerine ait bir kod kullanıyorlar. O denli büyük burası ve önemli aynı zamanda. Bu Dünya Ticaret Merkezi tam arkamda kalan şu büyük bina 1776 feet, 541 metre. Neden 541 metre? Aslında binanın yapısal büyüklüğü daha kısa. Tepesindeki antenle beraber 541 metre. Neden anten? Çünkü bütün dünyada gökdelenlerin uzunlukları, yükseklikleri hesaplanırken antenler hesaba katılıyor. Bunun da yüksekliğini yıkılan binalarla aynı, tıpatıp aynı yükseklikte yapmışlar. Fakat anten kulesini öyle bir yükseltmişler ki o yıkılan binaların kulelerinden daha yüksek durumda gözüküyor şu anda binanın yüksekliği. Neden 1776? Çünkü 1776 senesi Amerika'nın bağımsızlığını ilan edilmiş olduğu yıldır. Ona denkleştirmek için ona ithafen 1776 feet yapmışlar. O da 541 metreye tekabül etmekte. Şimdi yıkılan binalarla bu binanın yapısal büyüklüğü aynı dedik. Eğer binaya şöyle yakından bakacak olursanız o üst katlarda o terör saldırısı olduğu zamanı ben daha dün gibi hatırlıyorum. Televizyondan izlemiştim. O zamanlar Amerika'da değildim, İstanbul'daydım. Televizyonda izlediğim zaman korku filmi veya da macera filmi gibi bir şey sanmıştım ben bunu ilk başta. Gerçi birçoğumuz öyle sanmıştık. Korkunç bir şeydi. Oradan camlardan atlayan insanları görmüştüm. O şimdi bu yükseklikten bakıyorum da o yükseklikten atlayan insanların çaresizliğini içimde hissedebiliyorum. Yani gerçekten çok üzücü bir şey. Adam ya yanarak ölecek ya camdan atlayarak ölecek. Ölümlerden ölüm beğen şeklinde bir ikilemde kalmış. Tabii yanarak ölmek de çok kötü bir şey. Şimdi bir de şurada arkamda başka bir yapı görüyorsunuz. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı ise Oculus. Oculus yapısına baktığınız zaman sanki bir kuş. Bir kuş kanatlarını çırpıyor ama kuşun kanatları birbirine denk değil. Bir taraftan daha uzun, öbürü daha kısa şeklinde yapılmış bir yapı, bir bina. Bu bina dediğim gibi Transportation Hub
Birazdan içine gireceğiz. Orada da size göstereceğim neler var neler yok. Bir alışveriş merkezi ve aynı zamanda metro trenlerinin kesiştiği bir aktarma noktası diyebiliriz. Bu da yeni yapılardan bir tanesi. Mimarisi çok enteresan. Bir balinanın içerisine giriyor. Sanki dışarıda iskeleti var ama biz de içine giriyoruz gibi görüntüsü olan, içine doğal ışık alan çok enteresan bir yapı. Bunu yaparlarken şöyle düşünmüşler. Bir çocuğun elinden havalanan güvercin. Hani düşünün çocuklar böyle hani bir çocuğun elinde güvercin tuttuğunu düşün ve onu özgürlüğüne kavuşturduğunu düşünün. Elinden havaya serbest bırakırken o güvercinin ilk kanat çırpışlarındaki fotoğraf karesini düşünün. Bir kanat bir kanada denk gelmez genelde. Onun gibi bir hale geldiğini düşünün. Zaten amaç da oymuş bunu yaparken. Evet, şu anda Oculus'un içerisindeyiz. Oculus hem bir alışveriş merkezi hem Transportation Hub. Transportation Hub dediğim şey nedir? Burada birçok tren hattı var. Bu tren hatlarının kesiştiği nokta anlamına geliyor. Dağıtım merkezi anlamına geliyor. Mesela burada A, C, 2, 3, J, Z, 4, 5, R, W gibi birçok hattın buradan geçtiğini anlatıyor bize. Bu saydığım şeyler tren hatları ve bu tren hatlarının hepsi de bu noktadan geçmekte. Kimisi sokağın bir tarafından geçmekte, kimisi sokağın öbür tarafından geçmekte. Ama hepsi bu merkezde toplanmış durumdalar ve bu, o yüzden de buraya Transportation Hub deniyorlar. Aynı zamanda buranın tam arka tarafında ise New Jersey'ye giden başka trenler bulunmakta. Burası Transportation Hub olarak kurulmuş Dünya Ticaret Merkezi'nin bir ek binası. Bu komplekse ait bir bina olarak düzenlenmiş. Ama aynı zamanda bir alışveriş merkezi haline de getirmişler. Bakın arkamda ve çevremde gördüğünüz bu iki katlı bir koridorlar ve koridorlar boyunca geçen alışveriş merkezleri, dükkanlar, mağazalar görüyorsunuz. Ve sadece bu yöne değil, bu gördüğümüz balık sırtı, balinanın içindeki olduğumuz bölgede değil, aynı zamanda başka koridorlar da var. Arkamda da bir koridor var, geçiyor böyle yürüyen merdivenlerin arasından. O da başka binaların arkasına doğru gidiyor. Dünya Ticaret Merkezi sadece bir tane bina değil. Bu merkez bir kompleks. Burası hepsi Dünya Ticaret Merkezi adı altında geçiyor ve tam teşekküllü bir kompleks halinde hem ofis binalarının hem alışveriş merkezlerinin hem yaşam merkezinin hem insanların gelip bir şeyler yiyebileceği yerlerin olduğu bir genel büyük bir merkeze çevirmiş durumdalar bu Dünya Ticaret Merkezi bölgesini. Bu tarafa baktığımızda bir sıra görüyorsunuz. Gördüğünüz bu sırada yüzlerce insan içeriye girmeyi bekliyor. Şu binanın içerisine girecekler. Girdikleri bu bina ise 11 Eylül Müzesi. 11 Eylül Müzesi derken neyi gösteriyor içerisinde? Bu enkazdan çıkartılan kolonları görüyorsunuz. Mesela bu dışarıdan da görebilirsiniz. Ben birazcık cama yaklaştıracağım eğer gözükürse. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Biraz yansıma yapıyor. Yani içerisinde böyle binanın inşaatından kalan bu saldırılarda hasar görmüş olan kolonlar, yıkıntılar, harabe kalıntıları ve insanların geriye bıraktıkları şeyler burada sergilenmekte. O güne ait fotoğraflar ve video gösterimleri gibi şeyler sunulmakta içeride. Buraya geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz. Burayı çok güzel yaptılar. 10 yıl oldu bu park açılalı, bu memorial deniyor buraya, 9-11 memorial, yani 11 Eylül anıtsal bölgesi diyeyim size. Buraları ağaçlandırdılar böyle, gördüğünüz şu ağaçlar hepsi küçücüktü 10 yıl önce, yeni ekilmişti, fideleri vardı. Şimdi bayağı serpildi, büyüdüler bu ağaçlar, daha da uzayacaklar. Ve şimdi ikinci havuza geliyoruz. Bu havuzlar ne şimdi, ondan biraz bahsetmek istiyorum size. Demin bir tane havuz vardı. Hemen bu binanın dibindeki havuz. Şimdi bir diğerine geldik. Bu geldiğimiz havuzda ise diğerinin tıpatıp aynısı. Neden aynısı? Çünkü ikiz kuleler vardı bunların yerinde. Bakın havuzun büyüklüğüne bakın. Bu havuzun büyüklüğü tam bir gökdelenin temeline uyacak şekilde. Tıpatıp uyacak şekilde yapılan bu temel aslında binanın
silüetini andırıyor. Onun yerine güzel şelale tarzında bir havuz yapılmış. Ve bu havuzlar etrafında şu şekilde isimleri görüyorsunuz. Gördüğünüz bu isimler burada ölmüş olan, o demin bahsetmiş olduğum 3000 kişinin isimlerini yazmakta. Sadece binadakiler değil, itfaiyecilerin, polislerin, uçakta ölenlerin, Pentagon'da ölenlerin tümünün ismi burada yazmakta. Bakın Flight 93 diyor. 93 numaralı uçuşta ölenlerin isimleri bunlar. Bir de böyle beyaz güller. Bu beyaz gül bir tane burada var, bir tane şu ileride var. Bu kişinin bugün doğum günü olduğunu belirtir. Her gün buraya beyaz güller koyarlar. Çünkü her gün mutlaka birinin doğum günü vardı 3000 kişi içerisinde. Bunlar da Dünya Ticaret Merkezi'nin diğer binaları. Eklenti binaları. Evet, bahar geliyor. Arkadaki çiçeklere bakar mısınız? Ağaçlar çiçek açmış. Çok güzel. Buranın hava trafiği hiç bitmiyor. Bak, helikopterler uçuyor, uçaklar uçuyor. Ben anlamıyorum nasıl izin veriyorlar hala. O kadar uçak çarptı bilmem ne ama hala yakınından uçaklar geçebiliyor. Buna da izin veriyorlar yani. Enteresan bir şey. Evet, yine bir gün New York'tayım. Bakın burada bulunduğumuz anıtsal bölgenin bir haritasını yapmışlar, planını yapmışlar daha doğrusu. Bu planda bu yeşil bölge ağaçları temsil ediyor. South Pool, North Pool, Güney ve Kuzey havuzları neyi temsil ediyor? Güney ve Kuzey kulelerin temel boşluklarını temsil ediyor. Bu bina ve bu bina, bunlar binalardı. Şimdi bu Kuzey binasının hemen yanına ise şu büyük One World Trade Center'ı yaptılar, bir numara. Hemen onun yanında 7 numara yaptılar. Bu çok daha kısa buna göre. 3 numara var, 4 numara var. Yani 1, 2, 3, 4 tane bina yaptılar şu anda. Olay bu, burası, bu bölge bir Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin olduğu yer. 2 tane götürdüler, yerine kaç tane yapı yaptılar ve burası tamamen hem iş merkezleri bunlar binalar hem de turizme açılmış oldu. Her türlü adamlar tekrar felaketten kar yapmayı, para kazanmayı becerdiler. Evet arkadaşlar, dediğim gibi uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoyla sizlerin karşısına çıkmaya çalıştım. Kısa bir tur oldu. Dünya Ticaret Merkezi ve One World Trade Center olarak yenilenmiş bir ismiyle karşımıza gelen bu Amerika'nın en yüksek binasının önünden ve anıtsal 11 Eylül anıtsal bölgesinden yaptığım bu yayınla sizlere tekrar merhaba demiş oldum. Bu noktaya gelmişken de sizlerle vedalaşmanın zamanı geldi. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı unutmayın.